Operatör Doktor Mert Demirel konuğum. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Konumuz kompozit meme büyütme. Yani şey diyebilir miyiz bu tarihte artık? Estetikler için köprüden önce son çıkış gibi, yoksa artık bunun bir tarihi, bir şeysi yok mu? Şimdi aslında tabii Mayıs ayından sonra yani yazın biraz işler durulur. Biraz da şey oluyor, herkes gidiyor bir yerlere. Tabii evet. Yani herkes, çünkü maddiyatını ona göre ayarlıyor, tatilini ayarlıyor, işte okul bitiyor, çocuklar tatile gidiyor, yurt dışlarına tatillere çıkılıyor falan derken hani bu işler biraz böyle öteleniyor ya da biraz erken alınmaya çalışıyor. Evet, veyahut da yazı ayırıyor bu iş için. Evet, evet. Yani o da oluyor. Aynen öyle. Yani tatilini de belki ayırmak isteyebilirim. Ama yapılmaz diye bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok artık. Süper. Herkes artık böyle klimalı ortamlarda ya da böyle serin, kendini tutabileceği ortamlarda yaşadığı için çok büyük problemler olmuyor. Evet, biraz serin galiba ameliyat sonraları iyi olabiliyor. Tabii daha konforlu olur aslında. Konforlu olur. Doğrudur. Peki, meme büyütmede artık çok daha iyi ve başarılı sonuçlara doğallıktan taviz vermeden sahip olabiliyoruz. Bunu sağlayan kompozit meme büyütme nedir? Evet, şimdi göğüsleri biz büyütmek için silikon protezler kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi bunlar 3. jenerasyon artık çok kaliteli, çok iyi ürünler, çok güvenilir ürünler olmasına rağmen bu bir madde, bu bir silikon madde. Evet. Ve kenarı olan, çeperi olan, bir yüzeyi olan bir madde. Ve bu şöyle planlanıyor. Vücuda girsin ve vücutta kaldığı süre boyunca sıkıntı çıkarmasın. Hı hı. O yüzden bunu çok stabil ve sağlam bir maddeden yapıyorlar. Bozulmasın diye. Fakat bu o kadar düzgün ve o kadar sağlam bir madde ki o hep aynı kalıyor. Fakat vücudumuz aynı kalmıyor. Vücut yaşlanıyor, kilo alıyor, kilo veriyor, cilt inceliyor, yaşlandıkça cilt de incelir. Bir de bunu ekstra o protezin orada bulunduğu sürece etrafa yaptığı baskı da etki ettiği için giderek protezin etrafındaki cilt incelir. Yani meme büyütme yapılan hastalarda, özellikle çok zayıf olan bayanlarda, bu göğüs kafesi çok zayıf olan bayanlarda protez giderek belli olur hale gelir. Hmm. Ve biz bu yüzden özellikle çok zayıf bünyeli, çok zayıf ince tenli hastalarda bu protezin etrafında bir de yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Evet. Yani protezin altına, içine ve üstüne yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Bu hem daha doğal bir geçiş sağlıyor hem de protezin dışarıdan daha az belli olmasına neden oluyor. Özellikle çeperlerinde. Dolayısıyla bu artık bu meme büyütmenin en rafine hali gibi oluyor ve biz bunu çok kullanmaya başladık şimdi. Bunu ne kadardır yapıyorsunuz? Bu yağ nereden elde ediliyor? Hastanın vücudunda olan bir yerinden bu yağ alabiliyoruz. Herhangi bir yerinden. Baseninden, bacak içinden, üstünden, göbekten, sırttan, belden. Hastanın ihtiyacı da varsa tabii yani bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyoruz. Bu yağı burada operasyon sırasında elde ediyoruz. Özel bir yöntemle ayrıştırıp hastanın protezi ameliyatı yapıldıktan sonra, yani göğüs büyütme ameliyatı yapıldıktan hemen akabinde bunu etrafına veriyoruz. Peki yoksa, mesela ben böyle bir şey diyorum, vücudumda hiç yağ yokmuş. Evet, o zaman yapacak bir şey yok. Yani vücudunda hiç yağ olmayan insanlar da var. Bu yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi tabii bilinmez ama genel iyi bir şey olarak değerlendiriyoruz. Tabii yani, yağ fazlası kilo, yok. Evet kilo iyi bir şey değildir. Evet. Yaşlanmada, yani vücudun deformasyonunda falan çok böyle negatif etkisi olan bir şeydir. Biz istemeyiz. Ama tabii hiç yağı yoksa da yapacak bir şey yok. O zaman yabancı bir şey koymuyorsunuz. Hayır, yabancı bir şey genellikle tercih edilmez. Çok zor durumda kalınırsa eğer bizim allograft dediğimiz, nasıl diyeyim size, kadavralardan elde edilen bazı böyle dokular konabiliyor. Evet. Fakat bu yani çok sık yapılan bir şey değil.